Böyle bir insanla uyandığımı düşündüm de bir an sonra. Eskiden birth bebekler vardı. Eskiden değil, şimdi tabii de var. Bir insan... Abi böyle bir proporsiyon var mı? Bak popoya bak. Şey de öyle, bu arada Gökay. Aa. Donatella Versace, bir insan kendine bu kötülüğü nasıl yapar ki? Ne yapmış? Onun da estetikleri korkunç. Eğer varsa, fotoğrafı çıkarsa... Arkadaşlar şu yanağa bakar evet. mısın? Yumruk atmışsın gibi. Ama o kendini çok güzel görüyor bu arada, biliyorsun. Ama yani doğru tektir abi. Bunu, evet. bunu bir insan nasıl güzel görür ki? İşte bakış açısıyla ilgili. Sen baktığında öyle görüyorsun ama onlar demek nasıl bir ruh halindeyse o da bakınca aynaya kendisini çok güzel görüyor şu anda. Eski hali ona daha kötü geliyor ki eski halinde de söyleyeyim keşke bir tek burnunu yaptırsaymış. Çok da hoş bir kadınmış. Çizgi film kahramanları gibi değişik bir şey olmuş. Anime karakter Ayakları. Gibi ya. Şu avatar gibi olmuş ya. İnanılır gibi değil. Evet, bir de saçını falan. Nurettin abi böyle biriyle uyandığını düşünsene. Herhalde uyanamam. Korkunç bir şey ama. Yok ya estetik hakikaten gerçekten. Bir şey. Ama bir şey bu söyleyeyim aslında mi? Bu aslında bu tür ameliyatlar sosyal medyada gündem yaratmak için. Şimdi bak dünya bunu konuşuyorsa bu tür fiziki değişiminden dolayı muhtemelen. Ooo yanağa bak. Ayşe Ay. Hanım teşekkür Ay. Ediyoruz. Pınar'la ben ikimiz size teşekkür ediyoruz. Ne demişler? Güzel demişler. Başak Hanım da Pınar Hanım da güzel demişler. Çok ama Savaş Bey burada bayılacağım birazdan yoksa ben epilepsi hastasıyım ya o açıdan. Ölüyorum şu an nefesten. Çok sıcak. Bütün mikrofona giriyor ses. Ha öyle mi? Tamam. O zaman 2000 dolar harcamış arkadaşlar bu yeni yanakları için. 2000 dolar. Bir insan yani ortalama 30 bin lira verip de niye bu tuzakları yanakları? Ama senin için 30 bin de ucuza gitmiş yalnız. Şöyle bir durum var yalnız. Böyle abuklukları yapmalarının bir nedeni de sosyal medyanın bazı mecralarında para abi. Kazanıyorlar. Evet. Şimdi 2000 dolar harcıyor bunu ama bunun karşılığını 20 bin dolar alıyorsa 2000 dolar daha harcayıp kendini eski haline getirtiyor. Bunlar dolgu bir süre sonra zaten ya kendileri düşecek ya da bir operasyonla hallettirebiliyorlar bunları. O yüzden böyle tipler var böyle şekil olarak kendileriyle oynuyorlar. Bir süre oralarda videolar falan çekip böyle bir beğeni sayılarını arttırıp buradan da böyle bir para mara takipçi falan mevzuları yapıp sonra da yine başka bir operasyonla bu işi gider. Oraları para kapısı yaptıkları için millet artık fiziki olarak da kendiyle çok oynamaya başladı. Bir para için yapılır mı? Bir de Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca evet ameliyata yatan İranlı. Bir kadın, İranlı bir kadın İranlı. Vardı ya hatırlasanız. O da tam bir da. Canlı Ay. Cenaze gibi. Korkunç. Canlı cenaze gibi ama ben o bunun yani. Kesinlikle bir psikolojik rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Estetik bir bağımlılık mı ya bir noktadan sonra? Dövme de öyle. Vardı mesela ya kim bebeğe benzemek için sürekli değişen bir tip vardı evet. ya. Elif Servet harcadı sürekli o hayalindeki bir bebek var ya şeyin. Ken midir nedir? Ona benzemek için ne hale koydu kendini sürekli operasyon. Arkadaşlar sürekli buradan operasyon. Doktor ismi verir ama biz kendi İsmail Bey medikal doktorumuz çok başarılı. Kendisi ameliyat yapmıyor. O medikal estetikçi. O yüzden İsmail Bey'e ulaşabilirsiniz. Çok başarılı operasyonları var. Sosyal medyası İsmail Bay. İsmail Bay diye bakabilirsiniz. Ama başka bir doktor isterseniz bana Instagram'dan özel yazın. Özel vereyim ama buradan doktor ismi cerrah olarak veremem. Doğru olmaz. Doktora evet ben de doktor hastane ve ilaç şeyinden çok imtina ederim. Evet. Tavsiye edemem yani. Hep yani asla. Niye başarılı doktor tavsiye etmez misin? Ben de başarılıdır. Öbür tarafta etmem. Gider başarısız olur. Ben ilaç bile tavsiye etmem. Benim en yakın arkadaşım da başıma geldi. Benim burnumu yapan hekim burun konusunda muhteşem bir adamdır. Pınar'la da onu konuşmuştuk evet. hatta. Çok yakın arkadaşım meme estetiği yaptırmak istedi. Dedim benim doktorum çok iyi demez olaydım. Ama bir dakika. Üç kere komplikasyon yaşadı ameliyattan sonra. Her doktorun kendi uzmanlık alanı vardır. Aynen. Yani memeyi yapan bazen burnu iyi yapamaz. Evet. Asla. Yani aynı doktoru işte, yaptırmayacak. İşte 15 sene aynı. Önce, 10 sene önce falan bunu tecrübe ettim. O gün yeminim ettim. Ne bir başı ağrıyana ne ilaç veririm. Ne doktor isteyene öneririm. Asla. Asla. Bir de estetik işi biraz şans işi ya. Yok. Şans işi. Onun şeyine giremem. Yani çok darda zorda şey kalan, çok acil bir durum vardır. Bilmem ne tamam imkanlarım sonuna kadar seferber arkadaşlarım, şimdi eşim, dostum için. Ama öyle ama benden, planlı programlı işe girmem. Vallahi bu Photoshop programları geldiğinden beri bence kadınların üzerinde ciddi bir mutsuzluk oluştu. Çünkü bu Photoshop programları, uygulanan filtreler sizi o kadar farklı bir kadın yapıyor ki bir süre sonra o filtreyi kullanan o kadına alıştığınız için bu sefer filtresiz çektiğinizde orada gördüğünüz kadın hoşunuza gitmemeye başlıyor. Çünkü filtreli kadın sürekli iltifat alıyor. O kadın sürekli olarak ön plana çıktığı için bu sefer kendi içindeki kimlik oluşmaya başlıyor. Bence bu filtreler ve diğer şeyler yeni nesilde de var mesela bu çok fazlaca. Kendi yeğenlerimden de biliyorum. Sürekli filtreli çekiyor. Hayır öyle bir çekiyor ki bir de hani kendisini böyle
cildiyle oynasa yine iyi. Yani ben mesela Buket bana kızacak ama Buket çünkü çok bebek gibi. Zaten hani 18-20 yaşındaki bir genç kızın cildinde ne olabilir değil mi? Yani o kadar küçük ki daha. Ama öyle bir filtre kullanmış ki 45 yaşında bir kadın gibi görünüyordu fotoğrafı gördüğümde. İnanamadım. Neden yapıyorsun dedim de hoşuma gidiyor dedi. İşte bak buradaki şey çocuklarımızı, bir koca koca kadınları bile etkiliyor. Yani biz bile etkileniyoruz. Gerçi gençler nasıl etkilenmesin yani.